Herkese merhabalar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle pamuk gibi yumuşacık, kabardıkça kabaran harika bir örgü poğaça tarifi paylaşacağım. Görüntüsü çok güzel, yapımı da oldukça pratik. Şimdi hemen yapımına geçiyorum. İlk öncelikle bir su bardağı ılık sütü kabıma alıyorum. İçerisine yarım su bardağı sıvı yağ ekliyorum. Bir su bardağından 2 parmak kadar eksik ılık su ekliyorum. Kesinlikle kullandığımız bütün malzemelerin ılık olması gerekiyor. Şöyle bir üçünü güzelce karıştırıyorum. Sonrasında içerisine bir paket maya ekliyorum. Bir yemek kaşığı toz şeker ekliyorum. 2 adet yumurtanın da sarısını üzerine sürmek için ayırıyorum. Akını da hamurun içerisine ekliyorum. Sonrasında tekrardan karıştırıyorum. Süt ve suyun kesinlikle ılık olması gerekiyor. Ne çok sıcak ne de çok soğuk olmalı. Yoksa hamurunuz güzelce mayalanmaz. Şimdi artık unu eklemeye geçiyorum. Toplamda 5 su bardağı un kullanıyorum. Undan una farklılık gösterebilir. Azar azar eklemek önemli. Bir tatlı kaşığı da tuzu ekliyorum. İlk öncelikle un ve tuzu karıştırıyorum. Sonrasında bütün malzemeleri bir spatula yardımıyla güzelce karıştırmaya başlıyorum. Bir yandan da azar azar unu ekliyorum. Kıvam almaya başladıktan sonra elimle yoğurmaya geçeceğim. Evet, artık hamurumuz kıvam almaya başladı. Elimle yoğuruyorum. Çok güzel bir hamur oluyor zaten. Çok kolay şekil alabilen harika bir hamur tarifi. Hamurunuz böyle hafif ele yapışan bir hamur olmalı. Çok sert bir hamur elde etmeyeceğiz. Bu şekilde gördüğünüz gibi hafifçe elime yapışıyor. Şimdi üzerine bir streç ile örttüm ve yaklaşık 1 saat kadar sıcak ortamda mayalandırdım. 1 saat sonrasında hamur güzelce mayalandı. Şöyle bir havasını alıyorum. Hem de mayanın kokusunun gitmesi için yoğuruyorum. Hamurumuz hazır. Gördüğünüz gibi yumuşacık, pürüzsüz bir hamur oldu. Artık şekil vermeye geçebiliriz. Cevizden biraz büyük parçalar kopartıyorum ve bu şekilde yuvarlıyorum. 3 tanesini şöyle aldım örgü yapacağım için. Güzelce yuvarladım. Sonra teker teker elimle rulo şeklini veriyorum. Yavaş yavaş elimle açıyorum. Zaten çok kolay şekil alabiliyor. Hamur o kadar güzel oldu ki hiçbir şekilde sıkıntı yaşamazsınız. Böyle elimle açıyorum. Sonrasında üçünü de açınca uç kısımlarını birleştiriyorum. Bu şekilde. İyice birbirine yapıştırmak önemli. Sonrasında fırında açılmaması için ve örgü şeklini veriyorum. Gayet kolay örülüyor. Uç kısmını da tekrardan iyice bastırıyorum ve gördüğünüz gibi hazır. Görüntüsü oldukça güzel. Tekrardan 3 parça hamur koparttım. İlk önce yuvarlıyorum. Sonrasında elimle açıyorum. Ve örgü şeklini veriyorum. Kesinlikle ama uç kısımlarını iyice bastırmak önemli. Fırında açılmaması için. Hamurun da büyüklüğünü isteğe bağlı olarak ayarlayabilirsiniz. Zaten piştikten sonra da göreceksiniz ne kadar güzel kabardığını. Ona göre boyutlarını ayarlarsınız. Şimdi tekrardan örgü şeklini veriyorum. Ve gayet güzel oluyor. Bu arada beni Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Açıklamalar kısmına Instagram hesabımı bırakıyorum. Denediğiniz tariflerin fotoğraflarını benimle oradan paylaşırsanız sevinirim. Ve hazır. Hepsini bu şekilde hazırlıyorum. Şekil vermesi dediğim gibi çok kolay. Malzemesi oldukça az. Böyle evdeki malzemeler ile hazırlayabileceğiniz bir tarif. Hem de yumuşacık oluyor. Kesinlikle denemenizi tavsiye ederim. Hepsini yağlı kağıt serdiğim tepsiye alıyorum. Sonrasında üzerini bir bezle örtüyorum ve yaklaşık 15-20 dakika tepsi mayası için bekletiyorum. 15-20 dakika sonunda güzelce kabardılar. Şimdi ayırdığım 2 yumurta sarısını üzerine sürüyorum poğaçaların. Her yerine gelecek şekilde sürüyorum. Görüyorsunuz daha tepside bile gayet güzel mayalandılar, kabardılar. Şimdi piştikten sonra da göreceksiniz daha da bir kabarıp şişiyorlar.
Sonra üzerine biraz da haşhaş serpiyorum. İstiyorsanız üzerine çörek otu veya susam da serpebilirsiniz. Sonrasında önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında altı ve üstü güzelce kızarıncaya kadar pişiriyorum. Yaklaşık 25-30 dakika yeterli olacaktır. Ve artık örgü poğaçalarımı fırından çıkarttım. Üzeri de altı da gayet güzel kızardı. Gördüğünüz gibi görüntüsü harika, çok güzel bir örgü poğaça oldu. Kabarmalara doyamadı. Altı da bu şekilde. Şöyle bastırıyorum, ne kadar yumuşak olduğunu göreceksiniz. Böyle bayatlamayan nefis bir örgü poğaça tarifi. İster kahvaltılarda, ister çayın yanına kesinlikle denemeniz ve yapmanız gereken bir tarif. İçerisi de çok güzel bir şekilde pişti. Şöyle iç kısmını da göstereceğim. İçi de böyle gördüğünüz gibi tel tel ayrılıyor. Çok güzel bir şekilde pişti. Görüntüsüyle tadıyla harika bir örgü poğaça tarifi. Malzemeleri de oldukça az, yapımı da oldukça pratik. Kesinlikle denemenizi tavsiye ederim. Tarifimi denemeyi, kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın.